Elimize bir miktar glikoz olduğunu düşünelim. Glikoz kanımızdaki şekerdir. Yani düşünmemizi, hareket edebilmemizi, hatta bu videoyu izleyebilmenizi sağlayan şekerden bahsediyorum. Benim bu videoyu anlatabilmemi sağlayan da aynı şeker. Bir tane glikoz molekülü 6 tane karbon atomu, 12 tane hidrojen atomu ve 6 tane oksijen atomu içerir. Şimdi ben glikoz molekülündeki karbonun, hidrojenin ve oksijenin kütlece yüzdesini bulmak istiyorum. Bu işlemleri yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Burada yaklaşık değerler kullanacağız. Yani gerçek değerleri biraz yuvarlayarak kullanacağız. Şu ana kadar atom ağırlığından ve atom kütlesinden bahsettik zaten. Atom kütlesinin karbon 12'ye bağlı olarak belirlendiğinden bir tane nötronun kütlesinin tam olarak bir atomik kütle birimine eşit olmadığından ya da bir tane protonun kütlesinin de tam olarak bir atomik kütle birimine eşit olmadığından söz ettik. Bu aşamada yaklaşık değerler kullanacağız. Bu aslında genel bir fikir sahibi olabilmeniz için bir çeşit tekrar olacak. Başka örnekler yaparken tam da olması gereken değerleri alacağız. Mesela gerçek atom ağırlıklarını kullanacağız. Bu arada hatırlayalım atom ağırlıkları bir elementin ya da bir molekülün doğada bulunan tüm atomlarının kütlelerinden belirlenen değerlerdir. Biz bu örnekte bir tane protonun ve bir tane nötronun kütlesini bir atomik kütle birimi olarak kabul edeceğiz. Kötü bir varsayım olmayacak çünkü kütleleri bir atomik kütle birimine oldukça yakın. Atomik kütle birimini genellikle AKB olarak gösteriyoruz. Bu aynı zamanda benim de ilk aklıma gelen gösterimi. Ama atomik kütle biriminin kabul edilen son gösterimi, yani modern gösterimi sadece u'dur. Atomik kütle biriminin bazen de Dalton olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Buraya da yazalım. Bu da aynı şekilde atomik kütle birimini gösteriyor. Ya da eski yani AKB gösterimini de kullanabilirsiniz. Hatırlayalım. Atom kütleleri karbon 12 atomuna göre belirlenen kütlelerdi. Karbon 12'den önce hidrojen ve oksijeni referans alarak başka tanımlamalar da yapılmıştı. Ama bu videoda modern tanımlamayı kullanacağız. Karbon 12 izotopunun kütlesinin tam 12 atomik kütle birimi olarak kabul edilmesiyle belirlenen atom kütlelerini kullanıyoruz. Şimdi bu molekülün yapısında her bir maddenin kütlesini belirleyelim. Molekülün kütlece ne kadarının karbon, ne kadarının hidrojen, ne kadarının oksijen olduğunu görelim. İlk olarak karbonla başlayalım. Karbon. Karbonun 6 tane protonu var. Zaten 6 proton karbon atomunu karbon yapan şey değil mi? Ve karbonun en yaygın izotopunun 6 tane nötronu var. Eğer periyodik tabloda karbonun atom ağırlığına bakarsanız bu değerin 6 artı 6'ya yani 12'ye çok yakın olduğunu göreceksiniz. Periyodik tabloda bu değer tam olarak 12,011'dir. Atom ağırlığında karbonun tüm izotoplarının kütlelerini hesaba katıyorduk. Bu nedenle her bir karbon atomunun kütlesi değerleri yuvarlayarak yaklaşık olarak kullanacağımızı az önce de söylemiştik. 12 atomik kütle birimidir. Molekülde 6 tane karbon atomu olduğuna göre karbondan gelen toplam kütle 6 çarpı 12'den 72 atomik kütle birimi olacak. Aynı şeyi hidrojen ve oksijen içinde yapalım. Hidrojenin doğada en çok bulunan izotopunun bir tane protonu var. Nötronu ise yok. Hidrojeni diğerlerinden farklı kılan şey de işte bu durum çekirdeğinde bir tane protonu ve çekirdeğin dışında sürekli hareket eden bir tane de elektronu var. Bu nedenle hidrojenin kütlesine protonun kütlesi kadar diyebiliriz. Elektronun kütlesi proton ve nötronun kütleleri yanında ihmal edilebilecek kadar küçük. Biz proton ve nötronun kütlelerini yaklaşık olarak bir atomik kütle birim olarak kabul etmiştik tam olmasa da bu varsayımımızdan ortaya çıkarak hidrojen atomunun kütlesine de bir atomik kütle birimi diyebiliriz. Buradaki periyodik tablodan baktığımızda da kullandığımız değerin gerçek değere oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Hidrojen atom ağırlığı 1,0079 atomik kütle birimidir. Tekrar söyleyecek olursak, hidrojenin atom ağırlığını, hidrojenin doğada bulunan tüm izotoplarının kütlelerinden belirliyoruz. Elektronların da bir kütlesi vardır, ancak çok çok küçüktür. Ve aslında bir tane protonun kütlesi de tam olarak bir atomik kütle birimine eşit değil. Atomik kütle biriminin tanımında bir tane karbon 12 atomunun kütlesi 12 atomik kütle birimine eşit olduğuna göre kabul ettiğimiz değerler tanıma tam olarak uymuyor. Ancak bu haliyle kullanarak işlemlerimizi daha kolay hale getiriyoruz. Dolayısıyla her bir hidrojen atomunun kütlesi yaklaşık bir atomik kütle birimi dediğimize göre buradan da 12 tane hidrojen atomunun kütlesini 12 atomik kütle birimi olarak buluruz. Aynı şeyi bir de oksijen için yapalım. Biraz daha yukarı yazayım. Oksijenin 8 tane protonu var. Oksijenin doğada en fazla bulunan izotopunda 8 tane de nötron bulunur. Tabii başka izotopları da var. Buraya da yazıyorum. 8 tane nötronu var. Varsayımımıza göre oksijenin atom kütlesi 16 atomik kütle birimi olur, değil mi? Bunun aslında tam bir değer olmadığını biliyoruz. Periyodik tabloya bakacak olursak oksijenin atom ağırlığının 15,999 olduğunu görebiliriz. Bu değerle daha hassas sonuçlar elde edebilirdik. Ama kabaca kullandığımız değerlerle işlemleri daha kolay halledebiliriz. Oksijenin atom kütlesini 16 atomik kütle birimi olarak kullanacağız. Diğerlerinde de yaptığımız gibi 6 tane de oksijen var. Bu da 6 çarpı 16. 96 atomik kütle birimine eşittir. Peki, bir tane glikoz molekülünün kütlesi ne kadar? Buradaki değerlerimize göre 72 artı 12 artı 96'dan burada molekül yapısında tüm atomların kütlelerinin toplamını hesaplıyorum. Aslında 84 artı 96 180. Bir tane glikoz molekülünün kütlesini 180 atomik kütle birimi olarak bulduk. Ya da 180 Dalton da diyebiliriz. Şimdi sorumuza dönelim. Bu toplam kütlenin yüzde kaçı karbondur? 180'in 72'sinin karbon olduğunu görüyoruz. Bunu yazalım. 180'in 72'si karbondur. Bu neye eşit? Hesap makinemizi çıkaralım. 72 bölü 180. Sonucumuz 0,4. Bu değeri yüzde çarparsak karbonun yüzdesini buluruz. Yüzde 40. Varsayımımız sonucunda kabaca kullandığımız değerlere göre glikoz molekülünün kütlece %40'ı karbonmuş. Peki ya hidrojen? Bunu da aynı şekilde belirleyeceğiz. 12 bölü 180'in kaç yaptığını bulacağız. Hesaplayalım. Yine hesap makinemizi çıkaralım. 12 bölü 180. Bu da 0,066 ve 6 devrediyor. Yaklaşık olarak 0,67 diyelim. Bu değeri de yüzde çarparsak yaklaşık yüzde 6,7 sonucuna ulaşırız. Aslında kalan yüzde oksijene aittir. Ama biz yine de hesaplayarak doğruluğunu görelim. 180 atomik kütle biriminin 96'sı oksijen olmalı. Hesaplayalım. 96 bölü 180. 0,53 3 devrediyor. Yaklaşık 0,53 diyelim. ile çarparsak %53,3 buluruz. Yaklaşık %53,3. Tekrar söylemem gerekirse burada gerçek atom ağırlıklarını kullanmadık. Aslına bakarsanız atomik kütleleri üzerinden yaklaşık değerler kullanarak işlemlerimizi yaptık. Yoksa bu değer 12,011. Buradaki değer 1,0079. Bu değerde 15,999 olmalıydı bizim kullandığımız değerler de bunlara aslında çok yakın. Üstüne üstlük işlemlerimizi de daha kolay yaptık. Gerçek atom ağırlıklarıyla işlem yapsaydık da bulacağımız sonuçlar bizim burada bulduklarımızla neredeyse aynı olacaktı. Belki siz de fark etmişsinizdir. Bir tane glikoz molekülündeki karbon ve oksijen atomu sayıları eşit olsa da oksijenin kütlece yüzdesi karboninkinden daha fazla. Çünkü bir tane oksijen atomunun kütlesi, bir tane karbon atomunun kütlesinden fazla. Glikoz molekülünün kütlesinin hatta yarısından fazlası oksijenden geliyor. Kalan kütlenin de çoğu karbondan, sonra da hidrojenden geliyor. Hidrojen atomları sayısına baktığımızda, moleküldeki hidrojen atomları sayısı hem karbon hem de oksijen atomları sayısının iki katı. Ama Hidrojen atomunun kütlesi çok küçük olduğundan moleküldeki hidrojenin kütlece yüzdesi de en az oldu.